Alo. Çık dışarı kızım sen. Kimsin lan sen? Benim evime böyle giriyorsun. Babamı tutuklattın. Ben mi söyledim babana milleti dolandır diye? İhbar ettin. Oğlum suçluların yakalanmasını hepimiz istemiyor muyuz? Size ne okutuyorlar lan bu okulda? Anlamıyorum. Bir de eşek yüküyle para veriyoruz. Ben babamı kurtaracağım Cahit Bey. Ailemin otelini de sana yedirmeyeceğim. Vay aslan. Nereden bulacaksın o kadar parayı? Bulacağım. Ben sana söyleyeyim nereden bulacağım. Al sana para. Git babanı kurtar. Yarın da ailecek gelin notere. Bu işi bitirelim. Kaç para var burada? Ne sordun? Sana ne kadar lazım? 1000'i kaç para zannettiğini merak ettim. Yeteri kadar. Cahit Bey, ben de iş adamlarını insan sarrafı olur zannederdim ama siz hiç tanımamışsınız. Ben sırtımda yük taşırım. Yine o parayı almam. Aç kalan büyük konuştuğunu yer. Herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz siz değil mi? Önüne bir deste para atınca yola gelenler de. Benim de zannettiğiniz kadar kolay olmayacak bu işler. Gerçeklerden çok haberin yok tabii. Öğreniyoruz işte Cahit Bey. Sizler sayesinde. Mesela hiçbir şeyden, hiç kimseden korkmamam gerektiğini. Dertlerden, yoksulluktan. Eğer onlardan korkarsam sizin gibi adamlara muhtaç kalırım. Cahit Bey, ben senden korkmuyorum. Aferin. Yalnız para sıcaktır. Hapishanesi soğuk. Bence sen babanı oraya gönderme. Ateş, çok korkuyorum. Ne oluyor? Baban hayatımızı kararttı Aler. Ya Ateş, bir yanlış anlaşılma var. Sen anlat, ben yardımcı olurum sana. Baban babamı hapse attırıyor ya. Neyine yardımcı olacaksın sen? Saçmalama. Babam öyle bir şey yapmaz. İyice delirdin. Zor durumdayken yakaladı tabii. Doğru konuş. Benim babam öyle biri değil. Babanın yaptığı kötülükler senin boyunu aşıyor Alara. Ateş, kendine gel. Ateş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.